Merhaba, röportaj arkası serisiyle karşınızdayım. Gündem deprem, deprem hepimizi sarsmaya devam ediyor. Sarsılmaya devam ediyoruz. Hem artçı depremler açısından sarsılmaya devam ediyoruz, hem de siyasi anlamda sarsılmaya devam ediyoruz. Birçok şey söyleniyor, birçok şey söyleniyor ama en çok tartışılan konulardan özellikle siyasi anlamda Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalar. Biliyorsunuz ki seçimler ertelensin, ileri bir tarihe alınsın, 6 ay 1 yıl sonra ve hatta yerel seçimlerle birleştirilsin çağrısında bulunmuştu. İsmail Saymaz Bülent Arınç'la konuşmuş ve sormuş bu konuda daha neler söyleyeceksiniz diye. O da demiş ki ayet değil bu, yasa değişebilir, ayetler değişmez. Bunu diyen yıllarca bu ülkede siyaset yapmış, devlet adamlığı yapmış biri. Bakın, siyasetle dini yan yana koyuyor, diyor ki ayetler değişmez, siyasi kararlar, anayasa değişebilir. Anayasa değişebilir. Anayasadaki o seçim maddesinin değiştirilebileceğini söylüyor, zannediyor. Türkiye laik bir ülke. En azından öyle olduğunu zannediyoruz. Din ve devlet işleri ayrı ayrı olması gerekirken o kadar iç içe geçmiş ki Bülent Arınç gibi biri çıkıyor. Aslında kimin dilinden, kimin ağzından konuştuğunu gayet iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililer mevcut sistem içerisinde sesini bu anlamda yükseltemedikleri için dışarıdan biri olarak gazel okuyor ve diyor ki seçimler ertelensin. Peki kimin işine yarar? Hepimiz biliyoruz. Bu soru hala gündemi meşgul ediyor. Biz de vatandaşa sormuştuk. Aynı gün gazeteci arkadaşım Bilal Kaya Altın'ın Bol TV'de benzer bir soruyu sordu. Kamerayı ben kullanıyordum. Mikrofonda Bilal arkadaşımız vardı ve vatandaşa benzer soruyu sordu. Tabii konu geldi, depreme dayandı. Enteresan şeyler oldu. Yine birileri girdi. Röportajı provoke etti. Sorulan sorulardan rahatsız oldular. Mesela hukukçu bir genç konuşuyor. Araya bir ablamız giriyor. Çok güzel şeyler söylüyor ama bu bizim için tabii güzel. Birileri için rahatsız edici bu söylemler ortalığı karıştırmaya yetiyor. Hazırsanız çok fazla lafı uzattım. İşte röportaj arkasında Bavul TV'de yaptığımız röportaj. Ya tamam, biz şov kısmındayız için. İnsanların gazını almak için şov kısmındayız sadece. Oradaki müteahhiti tutuklamak kolay, onu içeri atmak kolay ama bu müteahhitler AK Parti ilçe başkanları olduğu zaman niye bunlara bir şey yapılmıyor? Hani soruyorum. Ha, yani sadece buradaki mesele... Buyurun. Sorunun en başına çıkmak lazım kardeşim. En başa gideceksin. En ayaktan başlamayacaksın. Balık baştan kokar. Neymiş? Ha, neymiş arkadaşlar? Balık baştan kokar. Bir atasözü. Ablamız çok doğru bir saptama yapıyor. Balık baştan kokar. Siz ayaklardan başlıyorsunuz. Ayaklardan. Ayakları yıkamaya, tamam, ayaklarınızı yıkayın. Müteahhitlerinizi cezalandırın. Peki o müteahhitlere bu yetkiyi veren kim? Hı? Bu müteahhitlere bu yetkiyi verenler ve bu ortamı yaratan kim? İmar affı ya da imar barışını getiren kim? Ha, diyeceksiniz ki diğer partiler de bununla ilgili bir takım çalışmalar yapmış. Fark etmez. Burada parti ismi konuşmuyoruz. Ülkeyi kim yönetiyor? Bu yetkiler kimin elinde? 20 küsür yıldır muhalefet yönetmiyor. Bir sistem yönetiyor. Bir isim var. Tek bir yetkilide, tek bir kişide toplanmış bütün yetkiler ve maalesef bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanlığı sistemi bu depremle birlikte yerle yeksan oldu. Ama hala görmek istemeyenler var. Nereden biliyoruz görmek istemediklerini? İşte izleyeceksiniz. Burada sadece çöpleri topluyoruz, halkın gazını alıyoruz. Ancak eğer ki gerçekten samimiyseniz, dürüstseniz en tepeden, siyasetten başlamanız lazım. Bugün FETÖ'de de bu oldu. FETÖ'cü milletvekilleri yok muydu? Vardı. Ama niye FETÖ'de hiçbir AK Partili milletvekili, hiçbir siyasetçi içeri alınmadı? Hiç FETÖ'cü siyasetçi olmadığı için mi? Burada çünkü dürüstlük yok. Burada gerçekten bir araştırma yok. Burada gerçekten ceza verecek bir irade yok. Bunlar eğer ki bu siyasiler bunların altına, bu imar planlarına, bu yapı denetimlere izin verdilerse hepsinin tek tek yargılanması lazım. Bu avukat genç arkadaş Sen Ne Dersin kanalında da konuştu. Onun için özel bir video hazırladık arkadaşlar. Muhteşem konuşuyor. Gerçekten muhteşem. İbretlik. Artık yani söylenecek hiçbir şey bırakmadı. Tavsiye ederim. Yarın ya da öbür gün Sen Ne Dersin kanalında bu arkadaşımızın, genç arkadaşımızın, hukukçu arkadaşımızın söylediklerini mutlaka ibretle dinleyeceksiniz. Ancak biz halen daha işin şovunun peşindeyiz. O adamlar bu binaları bugün yapmadılar.
10 sene önce, 5 sene önce, 3 sene yapılan binalar, o zaman neredeydiniz? Uyuyordunuz. Şimdi de uyumaya devam ediyoruz. Yurdumuz delik deşik. Efendim? Siyasi iktidar neden bu şekilde hareket ediyorsunuz? Nasıl? Yapılanları görmüyor musunuz? Neyi yapmış mesela? Ne mi yapmış? Bir getirsen dakika. Getirsen ben 100 tane adama amca. Bakacağım. 6 tane dairem var. Getir adam getir ne bana. Abi. Ne amca? Ben ne söyledim? Deprem bu arkadaş ilgileniyor. Deprem ben siz bilinçli hareket ediyorsunuz şu anda. Deprem bölgesinde siz bilinçli hareket ediyorsunuz. Bakın şu ortadaki şapkalı vatandaş ben bakacağım dedi. Hani bir depremzede vardı ya röportaj yaptık. O da arka tarafta duruyordu o gün. Arkadaşı çağırıyoruz, abimizi çağırıyoruz. Gel bak burada depremzede var diyor. Ne yapacak sonra biliyor musunuz? Bakın izleyin. Bu arada diğeri de provokatör. Direkt bizim röportajı sabote etti. Bir dakika. Sen bir dakika. Var burada, arkadaş bir şey bir dakika, anlatıyor. Bir dakika, bak. Bir dakika. Siz konuttan game vurmayın tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti Müslümanların yapması gereken her şeyi yaptı. Biz Çanakkale Savaşı'nın bir saniye siz konuştunuz teminden beri siz konuştunuz. Yok dinlemesin bir dakika. Siz teminden beri iktidarı evet. Kötülüyorsunuz. Yok ben kötülemiyorum. Kötülüyorsunuz. Ben doğruları salak da değiliz biz. Ben doğruları söylüyorum. İktidarı kötülemek değil bu. Varsayalım kötüledik. Suç mu? Varsayalım sizin bakış açınızla yaklaşalım mevzuya. He? Kötelemek suç mu? Kötülüyoruz ya. Kötü kardeşim, kötü. Kötü. Suç mu iktidarı? He? Nedir bu? Nedir bu kutsadığınız iktidarı? Devlet değil ha iktidar. İktidarı, hükümeti kötülüyoruz. Neden? Çünkü ortada yanlış var. Çünkü ortada yapılan yanlışlar var. Bu yanlışları söylemek eğer kötülemekse evet abicim. Kötülüyoruz. Çünkü kötü. 20 yıldır geldiğimiz bu noktada bunca yapı denetlenmemiş, bunca olay yaşanmış, bunca felaketler yaşanmış 20 yıldır ve sen görmüyorsan, ben bunları söylüyorsam ve sen bunları kötüleme olarak algılıyorsan evet kötü. Çünkü kötü. Neymiş? Kötü. Sıfır. Oturun yerinize. Sıfır. Ben doğruları söylüyorum. Şunu söyle. Hayır abi. Nasıl? Siz de yanlışsınız. Siz de yanlışsınız o zaman bu şekilde. Abicim eleştirinin tozu nedir biliyor musunuz? Eleştirinin tozu şudur. Yapılanları layıkıyla insanın karşısına vermektir. Sizin yaptığınız ne? Siz abi, beyefendiyi başından beri dinliyor musunuz? Dinliyorum, evet dinliyorum. Saniye, dinliyorum. Başından beri dinliyorum. Evet. Beyefendi hukukçu. Evet. Diyor hukukçu, ki tamam ben yapılan... de kamu görevlisiyim. Buyurun. Yalan söylüyor biliyor musunuz? Aradan biraz sonra Tarık girecek. Tarık da oradan arka tarafta dinliyordu. Tarık girecek. Anladı onun yalan söylediğini. Ortalık karışacak. Sonra kıvırmaya çalışıyor ama iş işten geçiyor. Kamu görevlisiyim diye yalan söylüyor. Yani şunu söylemek evet. istiyorum. Arkadaşımız diyor ki yapılan binalar denetlenmedi. Abi, bu binalara tarım tamam. arazilerine bile izin verdi. Yani, bu tamam, izin verenler tamam, kimler diye soruyor. Tamam ben de bak, söylüyorum ki şu sırayla konuşuyorum. Bir saniye beyefendi. Amca bir dakika dur. Şu sizin demiş olduğunuz 90'lı yıllardan değil 80'li yıllardan aynı şekilde gelmiş bir sistemi şimdiye kadar konuşmamışsınız. Bir dakika tamam konuşmamışız değil konuşuyoruz. 80'li yıllardan gelmiş olan bu çürümüş sistemi düzelteceğini vaat eden millete, vatandaşına huzur, refah, bereket vaat eden kimdi? Ha? Kimdi? Mevcut AK Parti iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığı döneminden 20 küsür yıldır geldiğimiz durumda bunu başardı mı? Başarabildi mi? Ha? Geçmişi kimse övmüyor. Geçmişte hatalar vardı, sorunlar vardı ama mevcut AK Parti iktidarı bu sorunları çözeceğini ve Türkiye'ye huzur, mutluluk, refah vaat edeceğini söyledi. Kimler huzuru buldu? Kim refahı buldu? Sadece yandaşlar. Sadece yandaşlar derken bu arkadaş da değil. Bu arkadaşın da muhtemelen cebinde 50 lira, 100 lira ya vardır ya yoktur. Sadece körü körüne savunuyor. Körü körüne emin olun. Belki de nemalanıyordur AK Parti'den bilemiyorum. Çünkü bizi de suçluyorlar ya. CHP'den mi nemalanıyorsunuz? Şuradan nemalanıyorsunuz? Kanıtlayın dedim defalarca hiçbiri daha kanıtlamış değil. Çünkü CHP'yi de eleştiriyoruz biz. Çünkü CHP eleştirilmez değil. Her ne kadar bazı CHP'liler kızsa da AK Parti'yi nasıl eleştiriyorsak, nasıl ki AK Parti Türkiye'yi getirdiği bu noktada başarısızsa muhalefet de başarısız. Çünkü bunca yıldır bir iktidar varsa karşısında da muhtemelen başarısız bir muhalefet var demektir. Gelmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni sıfır noktasından yüzlü noktalara getirmiş abi, o hükümeti. Sıfır deme. Biz evet, sıfır evet. millet miydik? Biz sıfır millet miyiz? Beyefendi biz sıfır millet miyiz ya? Milletten bahsetmiyoruz. Milletten bahsetmiyoruz. Tayyip Erdoğan yaratmadı abi. Devletten bahsetmiyoruz. Türk yurdu burası her zaman Türk yurduydu tamam mı? Burası her zaman Türk yurduydu. Tabii ki Türk yurdu. Tayyip Erdoğan bizi yaratmadı öyle bir şey yok. Yaratmak kim yaratmakla alakalı konuş size? Kendisi söyledi ya sıfırdan yarattı dedi. Ağzından çıkanı kulağa duymuyor salağın. Kusura bakmayın salak dedim ama yani salaklara saygısızlık etmek için değil. İşte bu ne dediğini ağzından çıkanı kulağa duymayan bu vatandaş için söylüyorum. Sıfırdan yarattı ama sıfırdan dediğin zaman yaratmaya tabii geliyor Türkiye abi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse lakayt kaleye almıyordu.
Bana bu şekilde konuşmayın. Abi beyefendi, ama lütfen. Sıfırdan deme. Sıfırdan dersen devletimiz sıfırda zarar görüyor. Sıfırda görüyorduk biz bunu. Hayır. Devletimiz hiç zaman zarar görmez. Öyle oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni gelmiş geçmiş en iyi şekilde iktidara, tabii Necmettin Erbakan'dan sonra abi, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tamam, bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti... Recep Tayyip Erdoğan'ı kötüleyen, daha doğrusu eleştiren, en ağır şekilde eleştiren, Siyonistlerle işbirliği yaptığını iddia eden kimdi? Kimdi? Necmettin Erbakan söylüyordu değil mi? Evet evet. Necmettin Erbakan ne olduğunu söylüyordu. Ben susayım, bir de Necmettin hocamızı dinleyelim bakalım. Dikkat edin, bu konferansın en can alıcı noktası anlatıyorum. Önce bir defa gitti Bush'u ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Büyük İsrail Projesi eş başkanlığı, BOP eş başkanlığını Bush'tan aldı. Bush'a muavin oldu. Ondan sonra ikinci sıraya geçen lütfen gitti HSBC merkezinde Amerika'da Yahudi lobisinden cesaret madalyası aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin objektifini görüyoruz. Lütfen yapılanları görmüyor musunuz? İHA'yı görmüyor musunuz? Lütfen doğru işler de yaptı. Türkiye'nin geldiği hale bakın ya. Allah aşkına ya. Nesini görüyorsunuz ya? Neyi görüyorsunuz kardeşim Türkiye'nin geldiği yere? Görmüyor musunuz hala size? Siz benden yaşlı olmalı bunu diyorsunuz. Yazıklar olsun. Sana yazıklar size. Olsun. Ayıp sana yazıklar olsun. Ya. 60 yaşındasınız. Ne 60'ı? Ben 40 yaşındayım. He. Sizin ne yaptığınızı olmuş? Görmedim ya. Neyi gördün? Ayıptır ya. Ayıptır ya. Neyi gördün? Ne gördün kardeşim? Ne gördün? Ben partizansın. Ben partizan değilim. Bırakın bu işleri. Ben partizan değilim. Sakin ol. Bırakın bu işleri. Abi Türkiye Cumhuriyeti'ne rica ediyorum sizden. Sizin yapmanız gereken ne? Siz mikrofonu tutacaksınız. O zaman bu arkadaş partizan diyor ya bana. Tamam, ben dibine kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni, ölüme ölüm dahil arkasında olabilecek. Ben iniyorum ki şu insanların %99'u şu ülke için ay yıldızını ölebilecek insanlar. Zaten. Tamam mı? Ben devlet de tamam mı? Ama bakıyorsunuz sizden ne getiriyorsunuz? Devlet sizden ne getiriyorsunuz? Sen devletle hükümeti karıştırma. Nasıl, devlet ayrı bir şey, hükümet ayrı bir şey. Hükümet demek devlet demek. Hayır efendim. Aa, tabii. Şey. Tabii. İşte bunlarla uğraşıyoruz. Hala hükümetle devletin ayrı şeyler olduğunu bilmiyor. Ha dün de söyledim. Devletle hükümet birbirine karıştı. Yani Erdoğan artık devletleşti. Devleti kendisine endeksledi. O ayrı mesele ama hükümet kavramıyla devlet kavramı farklı şeylerdir. Bu vatandaşa anlatamazsın. Çünkü bilmiyor. O kadar cahil ki her şeyi bildiğini zannediyor. Ve biz de ona dert anlatmaya çalışıyoruz. Niye? Değil öyle bir şey. Nedenini söyle. Bir dakika kardeşim. Tam nedenini söyle. Neden ne demek? Türkiye Cumhuriyeti. Hükümet dediğin şey. Benim maaşımla. Türkiye Cumhuriyeti'ne neden kişiyle. Tarık girdi araya. Dayanamadı çocuk oradan. Dedim ki girme. Bak muhatap olma. Bulaşma ama geldi bizi izlemeye geldi. Dayanamadı çocuk. Ne anladık biliyor musun abi? Türkiye Cumhuriyeti devletini bu millet. Bu millet taşıyor. Biz bunu anladık depremde. Şimdi bu deprem konusunda bu 100 yıldır biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Deprem bölgesinde yaşadığımız halde, bildiğimiz halde yine netice bir türlü biz bunu farkında varmıyoruz. Veya da varıp da hep maddi para için bu şekil bu binalar yapılıyor. Bu 100 yıldır deprem bölgesinde yaşadığımız halde bakıyorsun binalarımız kilbit kutusu gibi kendi kendine düşüp aşağı iniyor. Bu olmaması lazım. Tamam? Sorunumuz buradadır. Bu sorunu biz çözemediği sürece biz bu felaketleri yaşama mahkum kalacağız veya oluyoruz de. Peki bu hani işte sağlam olmayan binalara, kaçak yerlere, tarım arazilerine bu binaları kim izin veriyor abi yapılmasına? Şimdi bu tarım arazileri gerçekten ben şahsen kendim inşaatçı olduğum için bu bir cinayettir. Bu bir cinayettir. Resmen sen cinayet işliyorsun. Bu tarım arazileri. Aynen öyle. Aynen çok fazla videoyu uzatmıyorum çünkü sıkıntılı gerçekten canımız sıkılıyor. Röportajlarda giriyorlar böyle sabote ediyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Çıldırmamak elde değil ya. Cinayet kardeşim, cinayet. Cinayet. Bu yaşamını yitiren bunca insan, sakat kalanlar, evini yurdunu kaybedenler, hala enkaz altında olanlar. Netice nedir? Yine burada bir hırsız. Kim sorumlusu ya? Bir Allah'ın kulu istifa etsin ya. Bir Allah'ın kulu çıksın istifa etsin, sorumluluk kabul etsin desin ki evet desin. Biz beceremedik desin. Ya bu erdemdir ya. Bu erdemdir. Bir işi beceremediğini söylemek bir erdemdir. Yapamıyorum. Yapanlar gelsin demek erdemdir. Niye istifa etmiyorlar? Neden kabullenmiyorlar? Çünkü oturdukları koltuğun altı pis. Kalktıkları zaman ortam leş gibi kokacak. Bunu biliyorlar ve başlarına gelecekleri de biliyorlar. O yüzden istifa etmiyorlar.
Söyleyeceklerim, göstereceklerim, anlatacaklarım, yorumlayacaklarım bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.